Selam arkadaşlar. Kara girdim ya. Kamerayı da kara gömdüm. Günaydın. Saat sabahın 7.30. Burada şimdi bu güzel manzarada, güzel doğada ay da var. Hava yeni aydınlandığı için şu tarafta evler var. Buradan bir dönüş alacağız. Alanı görüyorsunuzdur. Pek dönüş almaya yer yok. Şimdi içeri geçelim. Buradan yükleme yapmıştım. Yükleme yaptık. Şimdi arabayı çalıştıralım. Biraz öne alıp kapakları kapatacağız. Bazen böyle yerlerde denk geliyor. Bazen bu sağ tarafımızda arabalar oluyor. Bugün buradan bunu çözmek kolay olacak da. Ben sadece hani öyle gösteriyorum. Hem bir açılış olsun yol görüntülerinden önce. Buralar Avusturya'nın en doğası güzel olan yerleri. Oh! Ulan felaket kaydım ben. Karlara girdim. Kamerayı koyabilmek için her yerim her yerim bu şey oldu. Vallahi bir yerimi kıracaktım. Bileğim acıdı ha. Ayak değil de eli bileğim acıdı. Düşerken elimle tuttum. Bazıları yorumlara yazmış. Abi sen kaydığın zaman işte bir ara çok güldük falan. Hakkını helal et demişler. Şimdiden helal olsun. Rahatça gülebilirsiniz. Şuradan bir sağ salim çıkalım da. Başımıza iş almayalım ya. Şimdi kapakları kapattık. Şöyle düz gideceğim. Sonra geri geleceğim. Şu arkamda da şeyler var. Çatı gibi yapmışlar ya, gri. Çok yaklaşınca onlara değebiliyorsunuz, vurabiliyorsunuz. O yüzden şu mesafe yeterli. Şimdi buradan dönüşü alacağız. Karları da biraz sürteceğiz mecbur. Şöyle. Şimdi termokini çalıştıracağız. Şuraların manzarasına bakar mısın? Ulan yine düşüyordum. Efsane yerler ya. Burada da insanların yerleşim yerleri, evleri falan var. Termokinimizi çalıştıralım. Burada şuradan da bir dere akıyor. Çok güzel ya. Yüklemeyi yaptık. Buradan da çıktık. Biraz dağıldı ortalık çünkü gece burada uyudum. Genelde iş bitimlerinde tırı temizliyorum. Termokinimiz çalıştı. Şimdi bu güzel manzarada biraz şuradan çıkana kadar en azından burada biraz dolaşı yapalım, geçelim. Ve burası da biraz tabii şehir içi çok dar. Giderken göreceksiniz. Şu navigasyonu ayarlayalım. Termokini şeyden dolayı kapatıyoruz. Burada insanlar rahatsız oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ya haliyle o sesle kim olsa rahatsız olur. Bu yolda önceden çok dardı. Genişletmişler. Şurası çok dardı. Şuradan şimdi bir dönüş alacağız. Burayı daha önce birkaç videoda böyle göstermiştim. Ama efsane manzaralar, oteller falan her şeyi ne ararsanız var burada yani. Çok doğal yerler. Tam bir köyün içi yani. Şehrin içi, kasabanın içerisinden geçeceğiz şimdi. Sıcak olmuş tırın içi gerçekten. Sağımızda bir dere var yine. Aynı dere aslında. Şu an o kadar kalabalık değil. Normalde hep buralar böyle kalabalık oluyor. Çift şeritli, gidişli gelişli yollar. Birbirimize yol vermeye çalışıyoruz. Araçlarla gidiş geliş olduğu için. Vay be, yaşlı teyzeler falan burada. Selam verelim mi? Onlar da el salladılar ha. Çünkü aynı şeydeyiz ya. Allah'ım yarabbim ya. Böyle çok tatlı insanlar var gerçekten. Özellikle böyle bu Avusturya'nın şu köylerinde yaşayanlar. Her bölgede değil tabii ama insanlara sıcak yaklaşıyorlar. Çoğu yani gördüğüm kadarıyla. Vay be, Batko Üzen'deyiz. O kadar buralara geliyoruz. Hallstatt UNESCO Dünya Mirası'nda, konuşamadım. Oraya gelemiyoruz arkadaş. Anlamadım, bitti ya. Ailecek de niyetleniyoruz hep şey yapalım diye. Bak buralardan böyle bu kadar rahat dönemiyorduk. Buralar var ya, hep araba. Hele şurası. Burası tam bizi bitiriyor zaten. Karşıdan bir araba geldi mi kilitleniyoruz. Yani geliyor bir tane. Ayık olmamız lazım. Bir tane geliyormuş. Bunlar buradan geçemez yoksa. Selam veriyorlar. Bir tane daha geliyordu. Nereye kayboldu? Allah Allah. Ben bir tane daha düz mü gitti acaba? Burada çıkana kadar gelmezse iyi olur bir tane. Araba tam burada gelirse vallahi büyük sıkıntı yaşarız. Dönüş yolu ya, mecbur kesiyorum. Dar da biraz. Şansımıza gelmedi. Vallahi ne ballıyım ya. Arkamdan geliyormuş bir tane. Hallstatt'a gelemiyoruz ya. O kadar güzel bir yere. Mecbur iş için buradayız ya. Şey yapamıyoruz. Dün akşam da buralarda bir yerlerde uyudum. Biraz aşağıda şey var. Villa Plus var. Villa Plus. Elazığ'larda falan manyak efsane manzaralar var. Orada tekrar şey yaparız. Açarız kamerayı oradayken. Dağ manzarasına bir bakın. Çok güzel yollar ya gerçekten. Vay vay vay. Dağları görünce böyle yollarda şarkı söyleyesim geliyor.
Dağlar çok çok derinlere daldırıyor. O dağların manzarasına, göllerin güzel manzarasına gidelim hep beraber. Doğa harikası bunlar ya. Şu manzaranın böyle sisli falan olması şu an var ya, sizin şansınız oldu. Normalde böyle olmuyor. Vay 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 vay. Filmlerdeki gibi değil mi ya? Gerçekten çok güzel ya. İnsana böyle huzur veren bir görüntü var yani şurada. Tünele girdik. Tünel işi bozdu ama tünel bitince yine bir güzel bir görüntüler var. Hemen tünelde bir lastikçisi dinleyelim bu arada. Terleri duydunuz değil mi tünelde? Ah be, buralarda sis, bayağı sis olmuş ya. Yoksa çok güzel manzaralar var. Bakalım sis ilerlere doğru gidiyor mu? Şansınıza sisli ya, yoksa var ya, karşılanan manzaralar falan var. Bu sıcak soğuk dengesinden dolayı böyle olmuş. Dün akşam da buradan geçtim gelirken, pek bir şey yoktu. İstanbul'un boğazı, Avusturya'nın da burası işte. Bu Emse, Attase. Bundan sonra daha benim bildiğim tünel ya bir tane var ya da yok. Burada böyle bunların küçük küçük kasabaları falan. Çok böyle tatlı yerler. Yine gölün, denizin kıyısından gidiyoruz. Gölün kıyısındayız. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Burada böyle tekneler falan var. Teknelerle buraya park etmişler. Buradan böyle açılıyorlar. Teknede takılıyorlar, ne yapsınlar. Ama deniz gibi olmuyor ya. Bizim yani ülkemiz o kadar değerli, o kadar güzel ki bunlar böyle göllere falan çok hasretler. Yapay göl oluşturuyorlar. Yani Avusturya'da binlerce yapay göl vardır yani, öyle diyebilirim. Yüzlerce vardır, binlerce yoktur da. Yüzlerce yapay göl vardır yani bunların oluşturdukları. Herkese selam arkadaşlar. Yine efsane bir yerde mola yapacağım. 45 dakika mola verdim. Hemen aşağı indim ve bu güzel temiz havayı, oksijeni, temiz doğayı sizlerle paylaşmak istedim. Yanımda da bir tane Türkiye'den gelmiş bir tırcı abimiz var. Yanımda değil, hiç tanışmadım ama burada mola yapıyor. Kendisini uyuyorsa uyandırmak falan istemedim tabii. Ondan sonra sıkıntı yaşamayalım. Çünkü tırcıların en sevmediği şey hani burada yatarken falan birilerinin onları uyandırmasıdır. Zaten uykuya hasret. Yani bizler uykuya hasretizdir. Uykuyu çok severiz. Dinlenmeyi severiz. Bazen direksiyon başında bile kestirdiğimiz zamanlar vardır. O yüzden genelde uykusuz kaldığımız için zaten bu böyle. Uykusun alan da var, dinlenen de. Buraya çektim. Burası Kıra, Avusturya'ya doğru gidiyorum. Oraya doğru gideceğim. Tırlar geliyor durmadan. Macar plakalı falan. Yaklaşık 2 saat falan yolum var. Arkada ne yükledik hemen onu da göstereyim. Bugün bende domatesli dorsa var. Domatesi de severim ya ama yaramıyor bana çok. Kırmızı şeylerden uzak duruyorum. Şunları zaten biliyorsunuz abi. Dorsa biraz eski bir dorsa ama biz sürekli dorsa değiştiriyoruz. Yani işlerimizi hızlı halledelim diye. İşte park freni falan var dorsenin. Onlar çalışıyor şu an iyi durumda. Yani bir yere dorsa indirdiğimiz zaman koruyor. Bize daha yeni dorseler de var. Ama şimdi dorsayı falan bırakın da şu manzara baksanıza ya. Karlar yağmış, kalmış. Gece burada tırlar mola yapıyor. Tabii normal küçük araçların da mola yaptığı yerler var. Bunlar da arkada Rastlas Gaison diyor. Asfinak'ın bir dinlenme yeriymiş. Karayollarının dinlenme tesisleri burası. Öyle restoran falan bulamazsınız. Genelde kahvenizi, işte tuvalet ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz yerler var. Bu arada yükümü göstereyim. Ben böyle molalarda falan, şimdi bunu yapınca aklıma eski zamanlarım geldi. İtalya'ya falan giderken YouTube'a ilk başladığım zamanlarda böyle kendime video çekiyordum. O zamanlar 5-10 kişi izliyordu beni. Hala izliyorlarsa buradan selam olsun onlara. Karton yüklüyoruz ya. Arabada 21 tane karton var ama bu karton biraz değişik yükleniyor. İşte 2 tane böyle, bir tane yanlamasına koyuyoruz falan. Yani şöyle düşünün. Şurada 2 tane var, 2 sıra. Bir tane de uzunlamasına buraya koyduğumuzu düşünün. Ama çok zor giriyor. Dorsa küçük biraz. Her dorsenin ebatı aynı olmuyor ne yazık ki. O yüzden bayağı uğraştım yani. Çok enerji harcadım. Hatta malı yükleyen forkliftle o da geldi, uğraştı. BK dorseleri, plakası BK olanlar biraz böyle bizde biraz daha şey oluyor, geniş oluyor. Dorse biraz sıkıntıları var. Şuralar yamulmuş falan. Ondan sonra paslı. Şuraları sıkıntılı görüyorsunuz bak. Şu kısımları böyle paslı dorsenin. Bu dorselerin artık vadesi dolmuş yani. Pek denk gelmiyor da ara sıra böyle denk geliyor. Firma her fırsatta değiştiriyor zaten. Firmamız bu konuda çok iyi gerçekten. Yani lastikleri değiştireceğiz diyelim, hemen kendileri değiştiriyorlar. Dorsenin işte yeni muayenesi yapılacak hemen. Takografın hemen. Takip ediyorlar yani. Her şey kayıtlı. Sistemli yani. Lastikleri fena değil dorsenin.
şu öne bakarım genelde. Profil var. Arkadaki de iyi. Ortadaki zaten genelde yıpranıyor. Ortadaki biraz sıkıntılı. Ben biraz dinleneyim. Soğuk hava var. Çam ağaçları falan tertemiz havası var. Yukarı Avusturya'ya doğru devam edeceğim. Bu kartonları bugün indirebilirsem indireceğim. İndiremezsem bakacağız. Yarın da randevum var. Bazı işlerim falan var. Onları halletmem lazım. Bakalım yolda. Şimdi biraz şu görüntülerden sizlere izlettireyim. Ondan sonra bitirişi yaparız. Tıra da çıkayım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi yola çıkacağız. Park yerinden bir çıkalım bakalım. Geniş bir kocaman bir park yeri. Aa, dayı da uyanıkmış ha. Selam verdim. Keşke gitseydim yanına ya, pişman oldum. Genelde ben böyle uğruyorum, hani bir ihtiyaçları olmuyor gerçi. Bizim onlara daha çok ihtiyacımız oluyor da. Adamlarda bir dolap var. Acayip yani gerçekten. Her şeyleri var. Yani sarı daf geliyor. Neyse o geçsin, ondan sonra çıkalım. Sol tarafı müsait değil. Adam şuraya ev yapmış ya. Vay be. Bu karın içine ev yapmış. Helal olsun. Bir tane daha var. Ama arabasıyla falan ulaşamıyordur bence oraya. Doğayı bozmuyorlar. Yani buranın sisteminde doğayı pek bozmak yok. Yolları yaparken bile iki kere üç kere düşünüyorlar. Genişletiyorlar hep. Yani ekstra bir şey yapalım, doğayı bozalım ya da ağaçları keselim gibi kafada değiller. O konuda seviyorum. Burada yaşamanın hani avantajları çok. Dezavantajları da var ama avantajları da çok gerçekten. Yani bir Türk olarak tabii ki dezavantajları var. Dilini çok iyi bilmiyorsunuz. Hani buraya sonradan gelen birisi için ya da burada doğan çocuklar, benim de çocuğum var. O da burada doğdu. Biraz daha Türkiye'de yetişenle burada yetişen arasında bir fark oluyor yani. Ama yine de bence her şey ailede bitiyor. Benim fikrim aile bir çocuk için her şey. Çocuğunla ne kadar ilgilenirsen onu o kadar yönlendirebilirsin. Yoksa çocuk da buna müsaade etmez. Yani. Ama Avusturya hani yaşamak için gerçekten güzel. Hani burada ne bileyim öğrenci olup gelip burada kalmaya çalışanları gördüm. Kalanları gördüm. Kısa süreli bir iş yapıyorlar. Öğrenci vizesiyle geliyorlar buraya. Okulundan denklik alıyor. Bu soru da çok geliyor bu arada. Ondan sonra burada yaşantısına devam ediyor. Kalabiliyor. Hatta Viyana'da bir arkadaşım var, Ramazan. İzliyorsa buradan selam olsun. O da şimdi vize almaya çalışıyor. O da sonradan geldi. Sanatçı vizesi. Dövme yapıyor. Dövme sanatıyla ilgileniyor. Çok da güzel dövme yapar. O da şimdi başvurdu. Dil belgesi istemişler ondan. Bu işi yaptığına dair Türkiye'de belge istemişler. Yani kaç yıl yapmış, nerede yapmış, nerede çalışmış gibi. Böyle puanlama sistemleri var arkadaşlar. Galiba 55 puanı geçen, 55 puana ulaşana bir yıllık vize veriyorlar. Ondan duyduğum kadarıyla öyle bir şey vardı. Ya burada çalışmak isteyenler var. Hani bunları ayrı bir başlıkta böyle oturup kameranın karşısına geçip bu yolda anlatılabilecek bir hikaye değil. Hani kameranın karşısına geçip sizlere bunu detaylıca anlatabilirim. Tabii bu videoda da sorularınızı yazın. Hani neleri toparlayacaksak ya da neler hakkında konuşacaksak merak ettiklerinizi hepsini böyle bir toparlayayım ben. Bir kağıt yapalım. Konu başlıkları. Ondan sonra her hafta bir video sadece bunun üzerine yayınlayalım. Ben bildiklerimi anlatayım, tecrübelerimi anlatayım. Dediğim gibi aklınıza hani bu tırla ilgili olur, Avusturya'da yaşantıyla, yurt dışındaki yaşantıyla alakalı olabilir, merak ettikleriniz olabilir. Hani bazı arkadaşlar merak ediyor, diyor ki abi hani bir alışveriş yapsana, görelim fiyatlar hani Avusturya'da nasıl. Hepsini böyle yapacağım, kafamda var. Hani tır şoförü burada nasıl olunur? Çok sorulan sorular, tır şoförü nasıl olunur yurt dışında? Her hafta bununla ilgili de, ya aslında şöyle söyleyeyim. Her hafta böyle bir video, işte tırda iki gün mü geliyor, bir hafta mı, kaç günlük alışveriş yaptıysam tırdaki bir günlük alışverişim ya da iki günlük alışverişim gibi. Böyle alışverişler çekmeyi planlıyorum. İnsanlar ne yiyoruz, ne içiyoruz merak ediyorlar. Bugüne kadar çok öyle paylaşmadım. Birkaç video çekmişim. İtalya'da bir alışveriş yapmıştım. O da 50-48 euro falan tutmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Onu bir kere çekmiştim, o bayağı beğenilmişti. İzlemediyseniz hemen videoya gidip izleyin diye söyledim. Kaşar peyniri aramıştık. Ondan sonra bayağı birçok çeşit kaşar peyniri getirdim eve. Ama bizim Türkiye'nin kaşar peyniri gibi olmuyor. Biz bazen yolculuk yapıyoruz. Bulgaristan'dan da geçiyoruz Türkiye'ye giderken. Araç ile yolculuk yaparken. Bulgaristan'da da kaşar peyniri bulamıyoruz. Tekerlek kaşar peyniri, bilmem ne kaşar peyniri. Farklı farklı isimler koymuşlar. İçinden patates çıkıyor yani. Hiç kaşar peyniri demeye bir şahit lazım. İyi satan yerini bulsam aslında bizim Sabri var Bulgaristan'da. Bu firmada bir sürü arkadaş var. Onlara getirtmek lazım. Biliyorlar. Ben çok severim kahvaltıda yemeği. Yurt dışındaki Avusturya'nın doğal güzellikleri 10 numara ama bizim geçen çekimler için
Kastrol çekimleri için Trabzon'a gitmiştim. Gözlerime inanamadım. Gerçekten harika yerler ya. Gerçekten hani Avusturya ağratmıyor. Öyle yerlere girdim ki dedim ki ya burası yurt dışı dedim ya. Avusturya dedim burası. Avusturya bile bu kadar güzel değil. Böyle dağların zirvesinde falan. Acayip ya. Bizim ülkemizde de ne nimetler var gerçekten. Böyle doğal güzellik bakımından falan. Harika şeyler var ya. Hey be. İşte böyle. Tabii benim araç 85 km hızla giderse haline geçer ya. Sinyal verdim. Selektör yapıyorum yani. Geçsin diye. Tırcıların arasında bilmeyenler varsa. Biraz sonra tüneller başlayacak. Ufak da bir tünel sesi yine size bir dinletirim. Akşam saati izliyorsanız uyumanıza yardımcı olur. Bir tanesi yazmış. Ya tünel sesinde hani uyumak çok bambaşka bir şeydi. Hiç denemedim. Ya benim deneme gibi bir şansım yok. Ancak hani videodan falan tabii. Yani çektikten sonra dinlemem lazım. Ama zaten ben sürekli duyduğum için ya bıkmadım da ama tabii yine insanın hoşuna gidiyor o tekerlek sesi tüneldeki. Hele biraz ıslaksa o tünel. Böyle tam yapamadım ama hoş oluyor yani. Bu arada haftadaki rutinlerimi de sizlerle paylaşacağım. Sabah kalkıyorum, ne yapıyorum, nereye gidiyorum, nasıl oluyor falan. Hepsini göreceksiniz. Kanalda videoları çoğalttık zaten bildiğiniz kadarıyla. Bugün işim biraz uzayacak. Kısa sürmeyecek işim. Bugün biraz çalışacağım. Akşam büyük ihtimalle eve gideceğim. Önce bu malı indireceğim. Ondan sonra Sirninkofen'e geleceğim. Oradan bir dorse alacağım. Kendi dorsemi bırakacağım. O dorseyi de Hershey'e getireceğim. Kendi bulunduğum yere. Orada malı indireceğim. İşim bitecek. Bir camları bir yıkayalım ya. Ama yıka yıka hep aynı. Evet arkadaşlar, şimdi Sirninkofen'e geldim. Yaklaşık 200 saat süren bir yolculuktan sonra burada malı, yani Auflek dorsemi indirdim. Başka bir dorse aldım. O dorseyi de burada yüklüyorlar. Bizim burası bir depo gibi bir yer. Bu bulunduğum yerde şoförlerin işte sigara içmek için burada kahve otomatları falan var. Şöyle çevireyim, beni çağırıyorlar şimdi. Kahve otomatları, ondan sonra içecekler falan var. Şu kafe yeri burasıydı. Burada böyle sebzeleri, meyveleri falan şey yapıyorlar. Ayıklıyorlar, temizliyorlar falan. Buradan sebze meyve çıkıyor. Burada da rampaları falan var. Burada bizim bir dorse var. Benim bıraktığım dorse. Bunu söktüm. Domatesli dorse gitti. Yerine hiçbir şey olmayan dorse geldi. Bunu da biraz sonra indireceğim. Çünkü bir yerde yük indireceğim. Burası gördüğünüz gibi böyle. Buranın bir de arka tarafı var. Arabaları park etmek için yer var. Büroları arka tarafta. Burada malı indirdim. Şunlara bir soralım bakalım. Kağıtları. Kağıt verecekler mi? Bunlar iyiler ya. Burada 3-4 Yugoslav böyle burada çalışıyorlar. Takılıyorlar, biraz acele ediyorlar akşam saati oldu diye. Papire. Nihtola. Papir. Asu. Say hello. Şunlar çiçekler. Böyle malları indiriyoruz. Şöyle yeşil kistelerde koyuyorlar. Ya bunu da kapatabilir ya. Bunu kapatmamış. Biz kapatalım o zaman. Buna basın tutmamız lazım. Evet, işlem tamam. Onlar böyle yüklüyorlar. Biz karışmıyoruz. Sonra gelip kapatıyoruz. Bazen onlar kapatıyorlar. Lipe şanı da. Okey. Danke dir. Ciao. Aber das was ist die Material? Ifkokiste. Ifkokiste. Leerek iste da. Ben de kaçak istemdir. MD564LS. Ciao. Avrupa. Malın kağıtları yokmuş. Işıkları da kapattılar.